Merhaba arkadaşlar, ben Murat Saltık. Bugün size SanDisk'in taşınabilir SSD diskinden bahsedeceğim. Önce hızlı bir kutu açılışı yapalım, sonra niye tercih ettiğim başlığıyla videomuza başlayalım. Ürün böyle küçük bir kutuda geliyor. Kutu içinde USB tip C'den tip A'ya dönüşüm sağlayan bir kablo mevcut. Onun dışında bir de çeşitli belgelerle birlikte geliyor. USB demişken ürünün USB arayüzü 3.2 Gen 2 olarak geçiyor. Ben bu ürünü seyahatlerimde fotoğraf ve videolarımı yedeklemek amacıyla satın aldım. Bu yedekleme ya da işte kopyalama işlemi gezilerde bazen uğraştırıcı olabiliyor. Bu ana kadar yanımda 5 TB'lık eski disklerimi taşıyordum. Onlar tabii bu diske göre biraz daha büyük oluyorlar. Hem ağırlık yönden fazlalıklar var hem de hacim olarak biraz fazlalıklar oluyor. Hem de siz de tecrübe etmişsinizdir tabii ki. Aktarım hızları da nispeten düşük oluyor. Bu şekilde küçük boyutlu olan SSD disklerin kapasiteleri 4 TB seviyelerine kadar çıkıyor. Daha büyükleri de var. Ancak o noktada fiyatta aşırı katlandığı için ve 1 TB'lık olan benim işimi rahatça göreceğinden ben SanDisk'in bu 1 TB'lık SSD'sinde karar kıldım. SanDisk'in microSD, SD, CF Express kartlarıyla yine SanDisk'in kart okuyucularını yıllardır kullanmaktayım. Herhangi bir sorun da yaşamadım bugüne kadar. O yüzden hem yıllardır markada oluşmuş tecrübe, güvenilirlik hem de bu ürünün ihtiyacım olmadığı zamanlarda da zaman zaman karşıma çıkmasıyla öncelikli araştırmaya olarak bu üründen başladım. Ve yaptığım kıyaslamalarda da sonuç bir şekilde bu üründe sonuçlandı. Yine SanDisk öne çıktı benim için. Dediğim gibi bunda markaya olan güvenilirlik ve fiyat performans demeyelim de fiyat kapasite gibi noktalar ön plana çıktı. SanDisk'in bu SSD'leri 3 farklı kategoride karşımıza çıkıyor. Bu elimde görmüş olduğunuz standart versiyon. Bir de Extreme ve Extreme Pro modelleri var. Onlar görünüş olarak da birbirlerinden ayrılıyorlar hemen zaten. Standart versiyonda şu şekilde bir çentik var diskin dışında. Diğer Extreme ve Extreme Pro'larda ise bu çentik şeklinde değil, hani şu ön tarafta bir boşluk şeklinde var yine tutmak için. Aralarındaki en temel fark ise tabii ki hız. Standart versiyon 800 MB bölü saniye okuma hızına sahipken Extreme model 1050, Extreme Pro model ise 2000 MB bölü saniye okuma hızına sahip. Fiyatları ise benim bu ürünü satın almış olduğum Şubat 2024 tarihinde 1 TB'lık diskler için söylüyorum. Standart versiyonda 2400 lira, Extreme modelde 3300 lira ve Extreme Pro modelde de 4700 lira seviyelerindeydi. Standart versiyon 800 MB bölü saniye okuma, 520 MB bölü saniye de yazma hızıyla, tabi bunlar teorik veriler, benim işimi rahatlıkla göreceği için ben bu üründe karar kıldım. Standart versiyonun kapasite ayrımları da var. Bu 1 TB'lık ürün dışında 480 GB'lık ve 2 TB'lık seçenekler de karşımıza çıkıyor. Standart versiyonun 2 TB olanı da 4600 lira seviyelerindeydi. Aslında GB başına ödenen para olarak baktığımızda ciddi bir fark yok. Hatta hemen hemen aynı da diyebiliriz bu ürünler için. Ama 1 TB'lık benim için yeterli olacaktı. O yüzden bunu seçtim. Burada bir diğer nokta da 1 TB ve 2 TB olan modeller G26 koduyla geliyor. Bunlar 800 MB bölü saniye okuma hızına sahipken G25 kodlu 480 GB olan model ise 500 MB civarında bir okuma hızına sahip. Arkadaşlar gördüğünüz gibi disk gerçekten çok küçük. Zaten avucumun içinde kayboluyordu. Telefonumun yanında da bu şekilde görünüyor. Ağırlığı ise sadece 40 gram. O da telefonumun neredeyse 5'te 1'i, 6'da 1'i civarında bir ağırlığa karşılık geliyor. Şu an ekranda görmüş olduklarınız da benim kullanmış olduğum Seagate Western Digital 5 TB'lık hard disklerim. Onların yanında da gayet küçük bir hafif
Bu görmüş olduğunuz Western Digital diskim 5 TB'lık disktir bu. 230 gram ağırlığında. Evde çok problem olmayabilir, belki bir artısı da olmayabilir ama seyahatlerde gerçekten boyut ve ağırlık önem kazanıyor arkadaşlar. Ekstrem model için IP sınıflandırması 55 olarak belirtilmişken bu standart versiyonla ilgili herhangi bir IP sınıflandırmasını rastlayamadım. Ancak ürünün 2 metreye kadar olan düşmelere dayanıklı olduğu belirtilmiş. Ayrıca 3 yılda sınırlı garantisi olduğu kılavuzunda yazıyordu. Laptoplarımda direkt olarak USB-C girişi de olduğundan ben evde kullandığım diğer SanDisk kart okuyucumun USB-C kablosuyla da testlerimi yaptım. Onlar arasında herhangi bir fark olmadı. Arkadaşlar bazen öyle küçük detaylar karşımıza büyük problemler çıkarıyor ki böyle her noktayı test etmek ihtiyacı hissediyorum. Farklı kabloyu da sizler için test etmiş oldum. Değerler aynı kaldı. Yani beklediğimiz de buydu zaten ama dediğim gibi test etme gereği hissediyorum artık bazı şeyleri. Şimdi bahsettiğim bu testlere biraz bakalım. İlk testlerimi Crystal Disk yazılımı üzerinde yaptım. Bu testleri hem görmüş olduğunuz Asus ZenBook bilgisayarımda hem de Monster SanDisk bilgisayarımda ayrı ayrı yaptım. İkisinde de benzer sonuçlar çıkmakla beraber bu vaat edilen değerlerin biraz üstündeydi. Şaşırtıcıydı aslında. Hemen arkasından her iki bilgisayarda da yine önce diske yazma. Sonra da diskten bilgisayara yazma, kopyalama işlemlerini yaptım. Bunları da ekran görüntüsü alarak sizlere sunuyorum şu an. İlk yazma testinde 400 MB/s hızlarla başlarken daha sonra birden hızlı bir düşüşe geçti ve yaklaşık 200 MB/s civarlarında kaldı. O şekilde de bitirdi. Yazdığım dosyalar büyük video dosyalarıydı. Daha sonra gündelik hayatta daha çok karşımıza çıkabilecek olan küçük dosyaları, küçük fotoğraf dosyalarını aktardım. Orada 400-450 MB/s kopyalama yani yazma hızlarına erişebildi. SanDisk'ten bilgisayara doğru yapılan okumalarda ise her zaman başarılıydı. O vaat edilen 800 MB değerlerini de gördüm. Ama ağırlıklı olarak işte 500 MB'lar, 600 MB'lar seviyesinde, 650 MB'lar seviyesinde gidip geldiğini söyleyebilirim. Hani ortalama alırsam, bütün testlerin ortalamasını size söylersem 600 MB uygundur diyebilirim. Bir de Premiere Pro üzerinde render testleri yaptım. Bu testlerde video dosyalarım SanDisk'in içindeydi. Onları diske, bilgisayarın diskine kopyalamadan her seferinde buradan işlem yaptırdım. Hem okumayı buradan yaptırdım, hem oluşturulan videoyu buraya yazdırdım. Böylece hem okuma hem yazma işlemini aynı anda bu disk üzerinden yaptırmış oldum. 400 MB/s kalite değerindeki 4K 120 FPS videolarımı 4K 30 FPS 50 MB videolar olarak renderladım. Bu renderlama işlerini gene hem Asus bilgisayarımda hem de Monster SanDisk bilgisayarımda yaptım. Monster SanDisk'in kendi diskinden yaptığım render işleminde toplam süre 3 dakika 33 saniye tutarken bu disk üzerinde yaptığım renderda 3 dakika 44 saniye sürdü. Yani neredeyse fark yoktu diyebiliriz. Asus bilgisayarımı kullanarak yaptığım render testinde ise dosyalar SanDisk'in içindeyken SanDisk'e yazacak şekilde 6 dakika 13 saniye sürdü. Aynı dosyaları kullanarak Asus'un kendi hard diskinde yaptığım testler ise 5 dakika 53 saniye sürdü. O ilk yaptığım testte ekran kaydını da bilgisayarın üzerinden aldırdığım için bir miktar da oradan bir fark gelmiştir, bir yük gelmiştir bilgisayara diye düşünüyorum. Onu da göz ardı edersek gene çok ciddi bir fark yoktur diye düşünebiliriz. Yani burada demek istediğim arkadaşlar, eğer bu diskinizde fotoğraflarınız, videolarınız varsa render işlemi almak için bunları bilgisayarınıza taşımanıza gerek yok. Tamamen güvenli bir şekilde buradan render işleminizi yapabilirsiniz. SanDisk'i bir de S24 Ultra telefonuma bağladım USB-C kablo kullanarak. Çok hızlı bir şekilde diski gördü zaten. İçerinde çok hızlı bir şekilde dolaşabildim.
Şu an ekranda görüyorsunuzdur zaten. Dosyaların thumbnail'leri, küçük resimleri hemen anında gösteriliyor. Çok hızlı bir şekilde izleme imkanı tanıyor. Fotoğraflar, videolar çok hızlı bir şekilde açılıyor. Ancak bu 4K 120 fps, az önce de bahsettiğim işte 400 megabit bölü saniye kalitede çekilmiş videolarda açıldıktan 1-2 saniye sonra donma yaptı. Ama bu diskle alakalı bir durum değildi. Kodek problemi olabilir. Gerçekten büyük dosyalar onlar. Aynı dosyaları telefona kopyaladığında orada da benzer şekilde açılma hatası yaptı. Bu farklı programlarla giderilebilecek bir mevzu. Ama diskle ilgili bir durum değil. Evet arkadaşlar, SanDisk SSD diskin teorik bilgilerini, kağıt üstünde gelen bilgilerini ve bunların pratikteki uygulamadaki karşılıklarını size göstermeye çalıştım. Sizin de böyle bir diske ihtiyacınız varsa seçenekleriniz arasında bence olmalı diye düşünüyorum. Böyle bir cihaz araştırırken bu diskin kapasitesinin yanında kullanacağınız bilgisayarın, telefonun ya da işte televizyon da olabilir bu. O cihazınızın kapasitesini de araştırmanızda fayda var. Daha pahalı olan, okuma ve yazma hızları yüksek olan Extreme Pro modelini alıp eskice bir bilgisayarınızda tip A, eski tip bir portu olan, USB portu olan bilgisayarda kullanacaksanız bu disk size çok bir şey kazandırmayabilir. Bu önemli detaylara bakmanızı öneriyorum. Bunların dışında dediğim gibi SanDisk markasına ben baştan beri hep güvendim. Hiç beni yarı yolda bırakmadı. Bu küçük cihazla da, bu küçük arkadaşımla da sorunsuz işler yapacağımızı düşünüyorum. Almayı düşünürseniz benim bu videoda unuttuğum, atladığım ya da sizin özellikle sormak istediğiniz başka konular varsa bunları bana yorumlar kısmından yazın lütfen. Sizin için gerekli testleri de yapmaya çalışırım. Gerekli bilgileri de vermeye çalışırım. Umarım bu haliyle video sizler için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.